MHP, 2022 yaz döneminde başlattığı ilçe programlarını sürekliye çevirdi ve hiç ara vermeden, hatta tempo yükselterek sahada oldu. Şimdi, yeni siyasi süreç, başlıyor. Önce, 17 Mart 2024'te yapılacak MHP 14. Olağan Kurultayı var, 2 hafta sonra da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler isteyecek. İşte, bu süreçlerin startını, oluşturacak buluşma hafta sonu Bursa'da gerçekleşecek. Onu da sohbetimiz sırasında MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman şöyle açıkladı. MHP Genel Merkezi olarak 81 ili kapsayacak şekilde 11 bölge toplantısı planladık. İlkini de 14 Ekim cumartesi günü Bursa'da yapıyoruz. Şu bilgiyi verdi. Çelik Palas Otel'deki toplantıya Bursa'nın yanı sıra Yalova, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Balıkesir illerimiz katılacak. 7 ilimizin il ilçe ve belde yönetimleriyle MHP'li belediye başkanları hazır bulunacaklar. Yine kendisi ve MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile Kütahya, Balıkesir, Afyon'un MHP milletvekillerinin de Bursa'ya geleceklerini söyledi. Sonrasında "Bölge toplantılarımız bu hafta sonu başlayıp Kasım sonu tamamlanacak." dedi ve programı şöyle duyurdu. 11 ilde planladığımız bölge toplantılarının ilkini cumartesi Bursa'da yaptıktan sonra 15 Ekim pazar günü Kayseri ev sahipliğinde ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Konya, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Van, Erzurum, Samsun, İstanbul ve nihayetinde Ankara ile bölge toplantılarımız tamamlanacak. Ardından, 2 yıldır alandayız. Vatandaşımızla teması temine yönelik çok sayıda faaliyet yaptık." dedi ve il ilçe kongreleri sürecinin 18 Ekim'de tamamlanacağını anımsattı. Amaç şu, yenilenmiş, güçlendirilmiş, tecrübe kazanmış teşkilatlarımızın kurultay ve mahalli idareler seçimi hazırlıklarıyla çalışmaları gözden geçirme amacını taşıyor. Ülke ve siyaset gündemiyle ilgili görüş alışverişini de amaçlıyor. Bahçeli Siyaset Okulu toplantısında olacak. Aslında, bölge toplantısı MHP için ilk değil. Hele, Atatürk Spor Salonu'nda 10 yıl önceki toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasete önemli mesajlar vermişti. Durumunu, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman açıkladı. Sayın Genel Başkanımız Siyaset ve Liderlik Okulumuzun yeni dönem açılışlarında mutlaka bulunuyorlar. Bursa bölge toplantısı ile açılış aynı tarihe rastladığı için gelemeyecek. MHP'nin yeni hedefi Osman Gazi mi? İşte Büyükataman'ın cevabı. Sohbetimizde MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'a açık açık sorduk. Yenişehir Belediyesi yanında AK Parti'den Osman Gazi Belediyesi'ni isteyeceğiniz konuşuluyor. Doğru mu? Şu cevabı verdi. 7 Ekim'de AK Parti kurultayı bitince AK Parti ve MHP komisyonlarını oluşturdular. Yerel seçim hazırlıklarını yürütecek iki partinin komisyonları bu haftadan itibaren çalışma yapacaklar. Şunun altını çizdi. Nasıl bir yol haritası izlenir? Tüm illeri kapsayan ittifak mı olur? Sadece 30 büyük şehir için çalışma mı yapılır? Buna cevap bulunur şunu söyledi. Sayın Genel Başkanımız önümüze iki temel hedef koydu. Biri mevcut belediyeleri muhafaza edip daha çok belediye eklemek. Diğeri zilletin belediyelerinden vatandaşı kurtarmak. Şunu da ekledi. İnşallah daha çok ilçemizde belediye yönetmeyi umut ediyoruz. Cumhurbaşkanından Gürsulu Çocuklar Sürprizi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Ankara'da sürpriz bir kutlama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu özel gün nedeniyle şehit ve gazi yakını olan, 11 Ekim doğumlu Gürsulu 12 kız çocuğuyla bir araya geldi. Çocukların günlerini kutlayıp armağanlar verdi. Bu çok özel. Buluşmada Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ta bulundu. Kimsesizlerin kimsesi, Bursa'nın akil adamı Şükrü Şankaya'yı andık. Dile kolay, 18 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Şükrü Şankaya, yaşamı boyunca kendini iyiliğe ve yardıma adadı. Nerelere yardım ettiği bile vefatından sonra ortaya çıktı. Dahası. Bursa'nın güvendiği akil adam olarak yaşadı. Tartışmalı kongrelerin divan başkanı olarak hakemlik üstlenirdi. Bursa Spor. Da, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nde, 1980 öncesi belediye meclisinde sözüne hep saygı duyuldu. Vefatının 18. yıl dönümünde yine Ahmet Paşa Mezarlığı, N'daki mezarı başında buluşup dualarla andık. Yeğeni, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar. Mezarı başındaki konuşmasında, Allah ömür verdiği sürece dostlarımızla rahmetli Şükrü ağabeyimizi unutmayacağız. O, herkese ağabeylik yaptı, bizler için çok kıymetli dedi. Oğlu Yeşim Siyosu, Şenol Şankaya da, babamın acısını unutmak çok zor, diyerek duygularını dile getirdi. Hastanede yatarken bile davetiye dağıttı. İsmail Tiftik, bir dönem siyasetçi olarak, her dönem iş insanı olarak bu kentin sosyal siyasal yaşamında hep oldu. Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak da önemli işlere imza atıyor. Örneğin, bu yıl Kastamonu günleri, nin onuncusunu düzenledi. Fakat hastalanıp hastane yattığı için davetiye dağıtamadı. Bunun üzerine, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hastanede ziyaret edip davetiyesini aldı.